Merhaba, Uffizi Galerisi'ndeyiz ve Hollandalı sanatçı Rachel Roche'un çizmiş olduğu bir Natürmort'a bakıyoruz. Sanatçı uzun kariyeri boyunca oldukça başarılıymış. Gençlik yıllarından 80'li yıllarına kadar hep resim yapmış, yani 60 seneden fazla bir süre. Resimlerinin neden bu kadar sevildiğini anlamak hiç de zor değil. Eserleri çoğunlukla Rembrandt'ın resimlerinin iki katına satılırdı. Hollanda'da sanatçılar belli tip resimler üzerine uzmanlaşmışlardı. Rembrandt'ın ilgi alanı portrelerdi. Rachel Roche gibileri natürmortlar çizer, Ruisdael gibileri de manzara resimleri yapardı. 17. yüzyılda Hollanda'da büyüyen tüccar sınıfı için resim yapıyorlardı. Roche çiçeklere yoğunlaşmıştı. Ancak şu an bakmakta olduğumuz resmin konusu, meyveler ve böcekler. Aslında bence bu resim sonbaharla, o dönemde toplanan mahsulle alakalı. Mesela mısır gibi. Kabak, kestane, üzüm, hatta buğday da var. İşte bu sayede natürmortta resimlerin sadece masaya konan şeyleri, meyve ve sebzeleri çizmek olmadığını ve bazı anlatımların sembolik olabileceğini görüyoruz. 17. yüzyılda bu resme bakıp Buğday ve üzümleri gören bir Hristiyanın aklına hemen komünyon gelirdi. Yani İsa'nın kanı ve bedeninin komünyonu. Ekmek ve şarap. Ayrıca şunu da unutmayalım ki bu ressamın masada hazırlayıp karşısına geçtiği bir sahne değil. Bu büyük bir ihtimalle üzüm, şeftali, erik, kelebek gibi değişik ögelerin defalarca çalışılmasının ardından hayal gücüyle bir kompozisyonda bir araya getirilişi. Küçük bir evren oluşturulmuş. Bu 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başlarında oluyor. Mikroskop daha yeni yeni kullanılıyordu. Ve insanlar daha önce hiç görmedikleri dünyaları görmeye başlamıştı. Doğal yaşama daha yakından bakma ve canlıları sınıflandırma hevesi başlamıştı. Bunun en güzel örneklerinden biri Rachel'ın babası Frederick Roche'du. Dönemin ünlü bilim insanlarından biri olan Roche botanik ve anatomide özellikle de insan anatomisinde uzmanlaşmıştı. Aynı zamanda bir sanatçıydı da. Birçok şeye ilgisi vardı. Tuhaf şeyler dolabı adını verdiği bir koleksiyonu vardı ve kendi resimlendirdiği bir kitapta bunları yayınladı. Diğer taraftan Rachel'ın annesi o dönemde Hollanda'nın en ünlü mimarlarından birinin kızıydı uzun hayatını doğanın küçücük detaylarına bakarak geçirecek bir kadın için muhteşem bir hazırlık. Tabii ki onları çok güzel kompozisyonlarda bir araya getirecek, üstüne üstlük bunları bilimsel dokümanlarmış gibi çizecek bir kadın için. Şu renklerin uyumuna bir bakın. Kırmızılar, yeşiller ki bunlar tamamlayıcı renklerdir. Yeşil üzümler bir tarafta, kırmızılar diğer tarafta. Dengeyi bulması için kırmızı erikler de kompozisyonun diğer tarafında duruyor. Ayrıca bunları tek tek de yorumlamak mümkün. Örneğin sağ taraftaki üzümlerin kırmızımsı mor renkleri var. Ama üzerlerinde hafif mavimsi bir toz da var. Aynı şeyi en sol köşedeki eriklerde de görebiliyoruz. Hadi öndeki kelebeği de inceleyelim. Bu kelebek Rachel'ın babasını hatırlatıyor. Frederick değişik kelebek türlerini toplardı. Hatta bunların ve insan anatomisinden parçaların muhafazası konusunda ustalaşmıştı. Çok ünlü bir koleksiyonu vardı. Bu koleksiyonu daha sonra Rus çarı 1. Petro'ya satmıştı. Çok güzel bir kelebek. Sanki konacak gibi duruyor. Ama çok da emin değil. Çünkü yerde onu bekleyen bir semender ya da bir kertenkele var. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kendi halinde küçük bir evreni olan bir resim bu. Bu resim yavaş ve dikkatli bir keşif hakkında. Ressamın ustalığı ise sabırla resme bakan kişiyi ödüllendirmesinden geliyor. Hoşçakalın.